Merhaba değerli izleyicilerim. Psikolog Elif Güner ile İşte İnsan programında bugün Marmaris Psikolojik Danışmanlık Merkezimizden uzman klinik psikolog Pınar Turanlı Durmuş arkadaşım benimle birlikte olacak. Bugün meslektaşımla size perinatal depresyon hakkında bilgilendirme yapacağız. İlk önce kendisine bir hoş geldin diyelim. Arkasından kendisine sorularımızı sorup bilgi almaya başlayalım. Pınar hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Merhabalar, seni burada görmek çok güzel. Benim oldukça güzel bir konu. Perinatal depresyon yaygın da bir konu. Çok. Ama çok da bilinen bir konu da değil kelime olarak. Perinatal depresyon nedir Pınar? Perinatal kelime anlamıyla gebelik öncesi ve gebelik sonrası dönemi kapsıyor aslında. Yani perinatal depresyon derken bu her iki dönemi de içine dahil eden bir konu. Nedir perinatal depresyon diye soracak olursanız, perinatal dönemde majör, yani daha şiddetli, daha büyük çapta ya da daha minör, daha hafif şiddette görülen depresif belirtiler prenatal depresyon adıyla adlandırılıyor. Yani gebelik süreci ve gebelik sonrasında aynen öyle. Majör ve minör depresyonun tamamına biz perinatal depresyon diyoruz. Evet. Peki bir annenin perinatal depresyonda olduğunu anlamamız için ne gibi işaretler, ne gibi semptomlar görmemiz lazım? Perinatal depresyondan bahsetmeden önce ben annelik hüznü hakkında çok kısa bilgi vermek istiyorum. Evet lütfen. Çünkü annelik hüznü de karıştırılabiliyor. Annelik hüznü literatürde, yabancı literatürde de baby blues adı verilen her annenin, hemen hemen her annenin hamileliğin, daha doğrusu doğumdan sonra ilk iki hafta içerisinde yaşadığı durum. Ne oluyor? Burada biraz böyle hüzün, biraz stres, kaygı, biraz mutsuzluk duygularının eklendiği bir dönem. Son derece doğal ve zararsız bir dönem bu. Ve kendiliğinden bir iki hafta içerisinde geçiyor. Özellikle sosyal destek kadına burada veriliyorsa çok daha kolay geçebiliyor. Ancak depresyonda bu çok daha şiddetli ve çok daha uzun süreli oluyor. İki haftayı geçtiği zaman biz depresyon tanısı koyuyoruz. Ve belirtiler işte unutkanlık, yoğun anksiyete, yoğun kaygı, kimi zaman öfke nöbetleri, ağlama nöbetleri ile birlikte karakterize bir geçiş sergiliyor depresyonda. Dolayısıyla bu ikisini ayrıştırmak gerekiyor. Depresyon son derece ciddi ele alınması gereken bir konu. Depresyon şüphesi varsa muhakkak ki bir uzmana başvurulması gerekiyor. Tek başına çözebilecek bir durum değil. Zaten bir bebek dünyaya geliyor. Onun da bakıma ihtiyacı var. Bebeğe bakım vermesi gereken kişi sağlıklı olmayınca kesinlikle müdahale edilmesi gereken bir durum. Ama doğumdan sonra yaşanan şu iki haftalık baby blues dediğiniz bebek hüznünden depresyonu ayırmak lazım. Ayırmak Ama kendinizi lazım. Kötü hissettiğiniz zaman, işte gebelik sonrasında üzüntülüyseniz, kendinizi iyi hissetmiyorsanız, daha az konuşuyorsanız, yüzünüz çok da gülmüyorsa, insanlar da sizden ay yeni anne oldun, hadi gülücükler saç etrafına diye bekledikçe sen de kendini iyice anne olarak kötü hissediyorsun. Evet. Ama bu depresyon değil. Zaten kişinin depresyonda olup olmadığının görüntüsü için, değerlendirmesi için muhakkak gitmesi gerekiyor. Bir psikiyatrdan bir tanımlaması gerekiyor en temelde. Kesinlikle. Peki perinatal depresyon ne kadar sıklıkla görülmekte? Genel olarak kadınların %30'unda hafif şiddetli bir duygulanım görüyoruz. Ancak %15'inde de daha ciddi depresif duygu bozukluğu görülebiliyor. Türkiye'de yapılan bir araştırma var 2005 yılında. Bu araştırmada %33 oranında bir hafif, kadınlarda hafif şiddetli bir depresyon görülürken %12.5 çok şiddetli ağır depresif duygulanım bozuklukları yaşayan kadınlar olduğu tespit edilmiş. Bu kadar yoğunluğun olması elbette sebepleri var. Erken yaşta gebelik, ardı ardına peş peşe gebelikler, aile içi sorunlar olabilir, kişinin hayatında var olan stres kaynağı, ekonomik problemler olabilir. Bunlar sebep olabilir. Onun dışında yüksek gelir düzeyi olan ülkelerde her 10 kadından birinde depresyon görülürken, düşük gelir düzeyi olan ya da gelişmekte olan ülkelerde bu 5'te 1 oranı gibi daha yüksek bir oran. Dolayısıyla ekonomik sebeplerin de faktör, çok önemli bir faktör olduğunu burada söylemek mümkün. Ama hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için baktığımızda gerçekten yine de yüksek bir rakam. Her 10 kişiden bir kadın veya işte her 10 kişiden 3 kadın hafif şiddetli diye düşündüğümüzde her gebeden ya da anne adayından üçünün depresif bir süreçte olması çok düşündürücü. Ama risk grubu var galiba burada değil mi? Tabii, belli kişilerde bir yatkınlık, bir risk oluşma durumu daha yüksek. Kimdir bu risk grubu, tanımlayabilir miyiz? Kişinin geçmiş yaşam öyküsünde herhangi bir psikiyatrik rahatsızlığı varsa bu kişilerin kesinlikle risk grubunda olduğunu söylemek mümkün. Onun dışında postpartum, yani doğum sonrası ilk bir sene bizim için çok riskli bir dönem. Çünkü ilk atakların %65 gibi bir çoğunluğu bu dönemde oluşuyor. Dolayısıyla doğum sonrası döneme çok dikkat çekmek gerekiyor. Stres faktörlerinin çokça arttığı bir dönem. Bu da riskli bir dönem diyebiliriz. Yani burada belki de çevresindeki sosyal
olarak çevrede bulunan işte eştir, anneler, babalar, işte kapris gibi yanlış anlamalara gitmemesi gerekiyor. Kesinlikle. İşte yeni anne oldu, kapris yapıyor. Biz de anne olmuştuk. Hemen bir toparlanıp ayağa kalkmıştık gibi. Her hamilelik kişiye has kendine bir şeydir. Özgüdür. Kendine özgüdür. Ve bazen onların kapris diye yanlış anladıkları belki de bir depresyonun ön belirtisidir. İşte içine kapanmakla, hüzünle ve birazdan seni sayacağın diğer belirtilerle. Yaş da bir faktör değil mi? Yaş kesinlikle nedir bir faktör. Genel olarak hangi yaşlarda daha çok görüyoruz? Erken gebelik, bu buluğ çağı sonrası yapılan evlilikler ve ardından gelen gebeliklerde ya da evlilik dışı gebelik de olabiliyor. Bu risk %30 daha fazla görülüyor. Tamam, kesinlikle. Güzel. Çünkü neden? Erken yaşta henüz stresle baş etme becerileri gelişmemiş olabilir. Ekonomik anlamda geliri daha düşük olabilir. Kazancı henüz genç olduğu için daha az olabilir. Birçok faktör erken yaşta çok daha zorlayıcı olabiliyor. Doğru. Peki perinatal depresyona yol açan sebepler var. Tanımlanmış sebepler. Bunlar neler? Evet. Biyolojik sebepleri öncelikle konuşacak olursak bir kere gebelik döneminde östrojen ve progesteron hormonları son derece artıyor. Ancak doğumdan sonra birden bir düşüş oluyor. Bu hormonal değişimlerin sebep olabileceği söylenmekte. Onun dışında tiroid bozuklukları varsa veya kişide folik asit eksikliği varsa yine bu da depresyona yakalanma riski çoğaltıyor maalesef. Psikolojik olarak da eğer kişinin var olan hayatında zaten stres faktörleri yoğunsa ve stresle baş etme becerileri çok iyi değilse bu önemli bir faktör. Onun dışında mükemmeliyetçi kişilik yapısı yine gözlemlediğimiz bir faktör. Neden? Çünkü mükemmeliyetçi kişiler her şeyi kontrol altında tutmak isterler. Değişimlerden pek haz etmezler ve rahatsız olurlar. Fakat bebek doğduktan sonra, bebek zaten hali hazırda büyük bir değişim ve kontrol edilemez birçok şey olabiliyor. Bebek hasta olabiliyor, annenin sütü gelmeyebiliyor, birçok şey olabiliyor. Uyumuyor, ağlıyor, kesinlikle gazı olabiliyor. Aynen öyle. Gibi. Ve bu noktada mükemmeliyetçi kişilik yapısındaki kişiler kontrol edemedikleri için çokça rahatsızlık duyup depresyona birazdan meyilli olabiliyorlar bu dönemde. Onun dışında sosyolojik olarak bakacak olursak toplumumuzda özellikle kadınlara biçilen bir annelik rolü var. Küçük kız çocuklarının bak sen de büyüyeceksin, sen de benim anne gibi olacaksın. Evlenip anne olacaksın. İşte bu dünyanın en güzel duygusu, bunu muhakkak yaşaman lazım gibi bir bilinçle yetiştiriliyor. Dolayısıyla kadının gözünde annelik gerçekten çok kutsal ve yaşanılması en büyük, en muazzam duygu. Ancak çocuk doğduktan sonra böyle hissetmemeyebilirsiniz ki çoğunlukla hissedilemeyebiliyor. Çünkü o hormonlar değişiyor, birçok şey oluyor. Ve fakat ben neden böyle hissediyorum? Ben neden kendimi mutlu hissetmiyorum? Hatta kötü hissediyorum. Hatta bebeğime karşı hiçbir şey hissedemiyorum. Şimdi bu tip duygular, bu tip düşünceler geldiğinde de suçluluk duygusuyla... Ben nasıl anlayayım? Ben neden böyleyim? Evet. Özellikle etraftan böyle bir yorum da alıyorsa bu yine kişinin depresyona yakalanma riskini maalesef arttırıyor. Belki burada biraz daha düşünceyi de geliştiriyorlar. Ben hiç mi sevemeyeceğim çocuğumu? Hep böyle mi olacak? Ben hiç iyi anne olamayacak mıyım? Bende bir şey mi eksik ya? Ben Yetersizlik duygusu çok fazla. Niye diğer anneler gibi hissetmiyorum? Hani çok heyecanlı ve çok mutlu olmam gerekiyor ama ben durmadan ağlıyorum. Mutsuz muyum? Acaba onu sevmiyor muyum? Bende bir sorun mu var diye insanlar yanlış düşüncelere kapılabiliyorlar. Oysa sadece bu depresyonun getirdiği doğal bir duygu yaşıyorlar ve bunun farkında değiller. Peki kadının bunu yaşamasındaki nedenler hamilelik sırasında yaşadıklarına mı bağlı? Yoksa bebek doğduktan sonra karşı karşıya kaldığı durumlar mı bunu daha çok açıklayabiliyor? Aslında burada ikisini de birbirinden ayırt edemiyoruz. İkisi de çok baskın. İç içe bir kere, geçmiş. Aynen öyle. Hamilelik öncesinde az önce bahsettiğim yaşam faktörleri, eğer ekonomik problemler varsa, eşiyle problemliyse veya boşanmışsa olabiliyor veya evli değilse ya da istenmeyen bir gebelikse, sosyal desteği yoksa, etrafın ona destek olabilecek birileri yoksa bu tip faktörler kesinlikle kadını olumsuz anlamda etkiliyor. Ardından bir bebek doğuyor. Bebekle her şey değişiyor. Bebeğe bakım ayrı bir stres faktörü kendi başına. Sosyal destek halen yoksa, eş zaten yoksa, ekonomik problemler halen devam ediyorsa, hem doğum öncesi, gebelik sırasında hem doğum sonrasında tüm bu faktörler iç içe bir araya geldiği zaman annenin depresyona yakalanma sebepleri ikisini de dolayısıyla katabiliyoruz. Yani birini birinden ayırt edemiyoruz. Biri daha baskındır diyemiyoruz bu noktada. Çünkü iç içe geçmiş problemler. İç içe geçiyor hepsi. Peki perinatal depresyon, majör depresyondan farklı. Bunlar ne gibi farklılıklar sergiliyor?
Aslında şöyle, benzer olarak bilişsel ve duygusal anlamdaki belirtileri benzer. Ancak perinatal depresyon, majör depresyona göre intihar düşüncesi daha az. Artı perinatal depresyonda majör depresyona göre zihin karışıklığı daha fazla. İşte neden ben böyleyim, niye böyle hissediyorum, başka anneler böyle değil, ben nasıl bir anneyim? Gergitler çok fazla. Bir taraftan bebeğine belki bakmak istiyor ama bakamıyor, içinden gelmiyor. Böyle ambivalans, gergitli durumlar çok fazla olabiliyor. Onun dışında perinatal depresyon tedavi süresi biraz daha kısa olabiliyor majör depresyona göre diyebiliriz. Birbirinden biraz ayırmak biraz, gerekiyor. Evet, İnsan hemen perinatal bir depresyon geçirdiğinde bunu majör depresyon gibi yorumlamamalı. Kesinlikle. Ki keza içerisinde biyolojik ve psikolojik sosyal faktörler çok önemli. Çokça. Psikolojik ve sosyal faktörlere müdahale birçok şeyi değiştirebiliyor. Çok çabuk tedavi değiştiriyor. Sürecini kısaltabiliyor vesaire. Evet. Annelik hüznü ve perinatal depresyon tedavisinde hangi yöntemler şu anda kullanılıyor? Neler öneriliyor özellikle? Annelik hüznünde az önce bahsettiğimiz o doğal geçiş, geçişi kolay dönemde sosyal destek çok önemli. Annenin ev işlerinde yardım edecek, ev işlerini yapacak. Bebek bakımının başkaları tarafından yapılabilecek bölümleri de var. İşte bebeğin yıkanması, uyutulması gibi. Bu noktalarda anneye destek verecek. Annenin yükünü biraz hafifletecek birilerinin olması çok önemli. Annenin biraz kendine vakit ayırabilmesi, bir yürüyüş yapabilmesi. Ya da kendi başına bir şeyler, bir yarım saat, bir saat de olsa her gün bir şeyler yapabilmesi. Annelik hüznünün geçişinde çokça kolaylaştırıyor. Bu noktada eşler çok aslında önemli. Aynen. Eşin varlığı, eşin, tabii eşleri de bir tarafta tutmamak lazım. Onlar da baba oluyorlar. Onlar da yeni bir rol alıyorlar. Onların da kafa karışıklığı ve belki depresif belirtileri olabilir. Nasıl geçineceğiz? Çocuğa nasıl bakacağız? Yapabilecek onlarda da miyiz? Yapabilecek miyiz? Miyiz? Kesinlikle olabilir. Ama eşin de bu noktada aslında eşlere, erkeklere büyük görev düşüyor. Anneye destek olmaları, duygu paylaşımlarını eşlerine belki yapabilirler veya annelerine. Annenin o anda duygularını paylaşması çok önemli. Depresyonda ise kesinlikle bir uzman desteği şart. Kesinlikle bir psikiyatrik muayene, bir psikolojik destek, bir uzman bir psikolog tarafından destek şart. Biz hangi yöntemleri kullanıyoruz burada? Aslında iki tane ana terapi tekniğimiz var. Kişiler arası ilişkiler psikoterapisi adını verdiğimiz yöntem, güncel kişiler arası ilişki problemlerinin ruhsal problemlere bağlı olduğunu varsayan bir yöntem aslında. Ve bu yöntem direkt prenatal depresyon tedavisi üzerine kurulmuş bir yöntem. Yani çokça faydası görüyoruz. Ne yapıyoruz? Amacımız çok hızlı sonuç veriyor çok çünkü. Çok hızlı sonuç veriyor. Amacımız ne? Hem genel depresif belirtileri düzeltmek hem de kişinin var olan kişiler arası ilişkiler problemlerini toparlamak, düzenlemek ve ona bu sosyal becerileri tekrar kazandırmak. Bu noktada desteklemek. Sosyal destek artınca az önce konuştuk zaten, direkt toparlanma çok hızlı görülüyor. Bu terapi tekniğine ek olarak bilişsel davranışçı terapi adını verdiğimiz yöntem. Bu yöntemde kısaca olumsuz düşünce ve duyguları olumluya çevirmek. Bazı otomatik düşünceler oluyor. Mesela işte ben yeterli bir anne değilim. Benim hayatım artık hep kötü olacak ve bundan sonra hep böyle olacak. Bunlar gerçekçi olmayan, irrasyonel düşünceler. Biz BDT tekniğiyle bu düşünceleri daha mantıklı, daha ayakları yere basan, sağlam kanıtları olan düşüncelerle değiştiriyoruz terapide. Bu da kişinin biraz daha gerçekçi bakmasına ve dolayısıyla o depresif belirtilerinin biraz daha azalmasına yol açıyor. Yine sosyal desteği de burada müdahale ediyoruz. Sosyal becerilerini geliştiriyoruz. Bu iki terapi tekniğiyle klinik bir psikolog olarak destek alabilirler bu terapi teknikleri vasıtasıyla. Ve çok kısa sürede toparlanmayı yaşayabilirler, görebilirler. Evet, aksi halde zaten anne çocuk ilişkisi, karı koca ilişkisinin bozulması, çokça anne bozuluyor. Çocuk ilişkisinin bozulması, iki aile arasında geniş aile, aileler, kayınvalideler, kayınpederler, bunlar arasındaki ilişkilerin bozulması ve bu süreçten sağlıklı çıkamayan çiftlerin aslında kaynak buradayken başka sorunlarla, daha yüzeysel aslında sorunlarla, çığ gibi büyüyor. Aynen, çığ gibi büyüyor ve daha yüzeysel sorunlarla boşanmaya kadar gittiklerini maalesef biliyoruz. Çok yeni bir programda bahsetmiştik. Her beş çiften biri boşanıyor ve bir sebep de aslında şu süreç. Perinatal çocuk sonrası süreç. Dönem çok kritik bir dönemdir. Evet. Ve şu da çok önemli. Doğum sonrasında eşler arasındaki ilişki. Buradan biraz bahsedebilir misin? Şimdi doğum sonrasında bir kere yeni bir rol tanımı geliyor her iki eşe de. Aslında biraz daha başa dönecek olursak işte eşler sevgiliyken evleniyorlar ve karı koca oluyorlar. Bu yeni bir roldür. Farklı bir roldür. Bunun adaptasyon için bir süreç geçmesi gerekiyor. Uyum sağlamak için. Daha sonrasında çocuk olduğu zaman anne baba rolü geliyor.
Şimdi bu noktada anne baba rolü özellikle bizim toplumumuz gibi toplumlarda, çocuğun ailenin merkezine konduğu toplumlarda çok baskın bir rol. Hele ki annenin ilk yılı, bebeğin anneyle olan iletişiminin, ilişkisinin çok kuvvetli ve çok yoğun olduğu dönemde anne rolü kadın için sadece ben artık bir anneyim haline gelebiliyor. Evdeki erkek de, eş de eşine anne gözüyle bakabiliyor. Yani kendi eşi olduğunu unutup o artık bir anne, çocuğum annesi, çocuğumun annesi. Bir taraftan kutsal anne varlık. De kutsal varlık ve bu cinsel problemlere kadar gidebiliyor elbette, aslında maalesef. Kadın tarafından da o da çocuğumun babası. Şimdi bu rol çatışmaları olduğu zaman bu ilişkiye çok yansıyor. Ancak unutulmamalıdır ki bir evliliğin yolunda gidebilmesi için eşler daima çocukları da olsa işte işte değiştirebilirler. Patron olabilir, çalışan olabilir, roller değişebilir ama o karı koca rolleri olduğunu hiçbir zaman unutmamalıdırlar. Bu neye yol açar? Evlilik uyumunun, evlilik doyumunun artmasına yol açar. Evlilik doyumu artarsa çocuk mutlu bir ailede büyür ve daha özgüvenli, daha sağlıklı, daha mutlu olur. Dolayısıyla çocuğu ailenin merkezine koymak demek eş olduğumuzu unutmak anlamına gelmemeli. Bu çocuğa iyilik yapmak demek değil. Kesinlikle. Bunu özellikle kötülük yapmak. Hatta da bunu soracağım. Evet. Perinatal depresyonun bebek üzerinde, çocuk üzerinde de bir takım etkileri var. Süremiz çok azalmış durumda. Tamam. Bize kısaca bundan da bahsedebilir misin? Belki daha çok dikkat çeker. Çünkü hepimiz anne baba olarak aman çocuğuma bir şey olmasın. Kesinlikle. Çocuğum yeter ki sağlıklı ve mutlu olsun düşüncesi taşıyoruz. Kesinlikle. Erken gebelik riski, düşük gelişim, bilişsel gelişimde gerilik, hiperaktifte dikkat bozukluğu, anksiyetede artış bunlar görülebiliyor. Onun dışında depresif anne bebeğiyle yeterince ilgilenemiyor ve anne bebek bağlanması olumsuz etkileniyor. Anne bebek bağlanmasının olumsuz etkilenmesi demek anne bebek iletişimde ileriki yaşlarda kötü olması demek. Anne daha az duyarlı, daha az sorumlu davranırken daha katı bir tutumda takınabiliyor. Burada bir tutarsızlık olabiliyor. Dolayısıyla bebek son derece burada olumsuz etkileniyor. Yani hem bir takım psikolojik ve psikiyatrik hastalıklar geliştirme riskine sahip. Kesinlikle. Hem de kişiliksel problemler geliştirme riskine sahip. Öyle doğum öncesinde işte gebelik kaprisi gibi, doğum sonrası kapris gibi çok adlandırmamak lazım. Evet, geçiştirmemek lazım. Geçiştirmemek lazım. Geçer, hepimiz yaşamıştık. Biraz sabırlı ol. Sen de şöyle gayret et gibi anneye ekstra yükler kesinlikle yüklememek lazım. Bunlar görüldüğü zaman az önce saydığım belirtilerde başta eşler olmak üzere tüm sosyal çevrenin anneye hem yardımcı olması hem de muhakkak bir uzmandan yardım alması gerekiyor. Çok teşekkürler Pınar. Güzel bilgilerini bizimle paylaştın. Çok ben önemli bir ederim. Konuydu. Yaklaşık gebelerin %30'unda gördüğümüz bir şey. Her 100 gebenin 30'u çok yüksek bir rakam. Faydalı olmuşuzdur umut ediyorum izleyicilerime. Umarım. Evet değerli izleyicilerimiz, bugün bir programımızın daha sonuna geldik. Sizinle bugün perinatal depresyon konusunu aktaran uzman klinik psikolog Pınar Turan'la arkadaşımla beraberdik. Umut ediyoruz faydalı olmuştur. Anne adaylarına, henüz anne almış olanlara bir yıllık süreç, doğum sonrası bir yıllık süreç çok önemli. Pınar arkadaşım da bahsettiği gibi postpartum depresyonda. Gerek perinatal depresyon, gerekse postpartum depresyon üzerine elimizden geldiği kadar bize ayrılan bu kısıtlı vakitte bilgi vermeye çalıştık. Her zaman olduğu gibi faydalı olmuş olmayı ümit ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Esen kalın efendim.